öğretmenimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz de onun öğrencileri olarak bu ilim yolculuğuna, anlayış yolculuğuna ömrümüz erdiği müddetçe ta ki teneşeye konuncaya kadar devam etmek görevimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerini kaybetmemek veya ondan intikal eden bilgilerden haberdar olmak için komşusuyla anlaşma yapar ve komşusuna der ki, bir gün sen Peygamberimizin yanında ol, bir gün de ben olayım, bu değişim münaveme günlerinde işlerimizi görelim ama onun yolunda daima bulunarak onun nasihatlerinden, hizmetinden gafil olmayalım demişlerdir. Buna rağmen yine Hazreti Ömer Efendimiz Peygamberimizin bir kısım sözlerini duyamamıştır. Zira bir gün evine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh gelmiştir. Kapısını vurmuş. İslam'da kapıyı zili çalmak, kapıyı tırtıklamak Allah'ın emridir, Resulullah'ın sünnetidir. Ayet vardır. İzin almadan ve selam vermeden girmeyin diye bir eve girişin 5-6 tane ayeti vardır. Hazreti Ömer duymaz ya da meşguldür. İkinci bir defa kapıyı tırtıklattırır. Yine bir ses alamayınca bekler o kişi. Üçüncü defa tırtıklatır ve geri döner gider. Hazreti Ömer dışarı çıkar ve sorar. Nereye gidiyorsun der. Der ki o misafir, ben Resulullah Efendimiz'den duydum ki bir eve gittiğinizde 3 defa kapıyı çalıp tırtıklattığınızda, zili çaldığınızda çünkü anlamıyla eğer bir ses gelmezse geriye dönünüz buyurdu der. Hazreti Ömer Efendimiz der ki, herkes Resulullah böyle söylüyor diyor. Şahidin var mı böyle söylediğine dair? O da gider mescide Hazreti Ömer'le beraber ve sorar, bu hadisi şerifi duyan var mı içinizde? Ebu Musa el-Eş'ari, bu hadisi duyan var mı cemaat benden başka der ve oradan cemaatten, ashabtan bazıları, ben de duydum derler. Hazreti Ömer, demek dünya işleri bizi Resulullah'ı anlamaktan, öğrenmekten alıkoydu. Şimdi bu gidişten sonra daha evvelki Perşembe ve Cuma günkü sohbetlerinde de ifade ettiğim gibi böyle kandil ve vaaz, bayram vaazlarını bir ay, iki ay evvelden düşünmeye başladım. Ne vaaz edeyim diye. Yani Ramazan bayramında, Ramazan girmeden emin olun bayramda ne anlatmam. Böyle bir endişe var. Neden? Bu gecede daha bir cem edici, daha bir toplayıcı, daha bir gönül arzusuyla toplanan cemaat var. Peygamberi sevmek, Allah'a iman etmek, mescide bağlılık duygusunun en yüksek olduğu gecedir veya günlerdir. Öyle şeyleri anlamalı ki bir sonraya güzel bir ilim mirasıyla devam etmeliyiz. Ama muvaffak olduğumu zannetmiyorum. Bu gece içinde düşündüm, ne anladım? Sevgili Peygamberimizin hayatının kitaplar var, ayetler var, hadisler var, var ama